Neden cevap vermedin? Rüya görüyordum. Çocukluk dönemimiz boyunca izlediğimiz Hollywood yapımı bilim kurgu filmlerini hatırlayalım. İşte size bir teslimatı daha zamanında yapıyoruz. Çekil yolumdan konserve. İyi günler efendim. Peki güzel. Bunlar kurgu falan değil. Yapay zeka bizim geleceğimiz ve çılgınca gelse de gelecek daha fazla kontrolümüz altında olmayabilir. Ve bu kontrol artık makinalarımızın eline geçebilir. Beynimiz hayal edebileceğimizden daha hızlı bir şekilde yapay zekayı geliştirmeye odaklanmış durumda. Stephen Hawking, Steve Wozniak, Elon Musk ve diğer birçok ileri görüşlü vizyoner insanlar yapay zekanın tehlikeli olabileceğini öncesinden tahmin etmişlerdi. Çünkü makinalar insanlardan daha iyi düşünmeye başladığı zaman insanların konumunun ne olacağı belirsiz durumda. Günün birinde yapay zekalar bize tıpkı bizim Afrika'daki fosil iskeletlere baktığımız gibi bakacak, emin ol. Kaba bir dil ve aletlerle toprakta yaşayan dik bir insansı maymun. Nesli tükenmeye tamamen hazır. Korkunç değil mi? Yapay zekanın geleceğine göz atmadan önce geçmişten bugüne olan yolculuğuna kısaca değinmek gerekiyor. 1950 yılında İngiliz matematikçi ve mantıkçı Alan Turing bir makinenin bir insan gibi düşünebilme yeteneğini kontrol etmek için bir deneme aygıtı tasarladı. Birçok kez yaşanılan aksilik ve ardından elde edilen başarıdan sonra bugün teknolojilerin ortak noktası olan ve onları birbirine bağlayıp devasa verilerin oluştuğu bir aşamaya ulaştık. Geleceği tahmin etmek medyumluk değil, bu sadece yapay zeka, diyordu Dean Waters. Çalışanlar nerede? Bu tesis mekanik olarak dizayn edildi, inşa edildi ve çalıştırılıyor. Toplanmadan üretim anına kadar hiçbir insan katkısına gerek yok. Yani robotlar robot imal ediyor. Onay kodu lütfen. Ne aptalca bir iş. Yapay zekanın bize yardım etmediği bir günü bile hayal edemeyiz. Spam filtrelerinden, Gmail'deki akıllı cevap özelliğine, mobil bankacılık ve Google haritalara kadar yapay zeka şu anki konumuna ulaşmak için altına bakılmadık taş bırakmadı ve her şeyin altını üstüne getirdi. Tasarlayıp oluşturduğumuz şeyleri yayma gücüne sahibiz. Bilmemiz gereken şey çizgiyi nereye çizeceğimiz. Bu çok güçlü ve heyecan verici. Fakat kesinlikle korkutucu değil. Henüz. Google CEO'su Bay Sundar Pichai bir defasında Google'daki her şeyin ileride yapay zeka merkezde olacağını söylemişti. Bu da yapay zekanın yaratıcılık, eleştirel düşünme becerileri ve bunun gibi çok daha fazlasını gerektiren alanlarda çok sayıda iş fırsatı yaratacağı anlamına gelebilir. Peki, yapay zeka nedir? Yapay zeka, makine öğreniminin yanında derin öğrenmeyi de içerir. Hepsi de dikkat edilmesi gereken önemli ve belirli bir süreç içeren kısımlardır. Bir yandan makine öğrenimi algoritmaları işletmelerin gelişmesine yardımcı olurken, diğer yandan ses tanıma, görüntü işleme teknikleri dünyayı büyük ölçekte etkisi altına alıyor. Günlük işlerimizi kolaylaştıran akıllı makineleri kullanıyoruz. Örneğin Alexa, günlük randevularınızı hatırlatabilir, alışveriş listenizi kontrol edebilir, ihtiyacınız olduğunda en sevdiğiniz müziği çalabilir, haberleri okuyabilir ve hatta bazı zeka geliştirici oyunları bile oynayabilir. Bir insanın yardımcı arkadaşı gibi, insan olmayan fakat insanın sahip olduğu kapasiteye sahip bir arkadaş. Would you like to buy it? Yes. Alexa,
Order trash liners. I found Glad Troll trash bags. Alexa, put on my Getting It Done playlist. Alexa, change the interior lights to orange. Color set to orange. Alexa, open the garage door. Okay. Alexa, play my driving playlist. Here is your driving playlist from Amazon Music. Alexa, I'm hot. Okay, temperature set to low. Alexa, show me my dynamics coordinator. Showing your dynamics coordinator. Alexa, find me a romantic restaurant. Here are a few restaurants you might like. Alexa, navigate me to the first one. Okay. Robotların çalıştığı restoranlar var. Peki nasıl sipariş alıyorlar? Nasıl yürüyüp dönüp doğru müşteriye yiyecek servisi yapıyorlar? Ya da self-driving arabalar var. Peki kırmızı ışığı ya da trafik akışını ne zaman hızlı, ne zaman yavaş gideceklerini ve bunun gibi şeyleri nasıl bilebiliyorlar? Her şey bununla da sınırlı değil. Tüm bunların yanı sıra daha ciddi iş senaryoları arasında spam filtreleme, ürün önerileri, gelişimin ya da ilerlemenin kişiselleştirilmesi, dinamik fiyatlandırma, örneğin çevrim içi bilet rezervasyonu sırasında, optimizasyon, örneğin bir hedef için en iyi rotayı elde etme, duygu analizi ve çok daha ciddi profesyonel alanlarda da oldukça başarılı durumda yapay zeka. Bunların hepsini yapmak için arka planda çok fazla işlem gerekiyor. Çok fazla veri analiz ediliyor, raporlar üretiliyor, yeni iş senaryoları oluşturuluyor ve fikirler gelişmeye devam ediyor. İnsan beyni karmaşıktır ve farklı şekildeki insanlar farklı bir biçimde düşünürler. Gelecek ne öngörüyor? Mesela ilki öğrenicilerdir. Öğrenciler seçim yapmak için doğan kişiler değillerdir. Onlar tecrübeyle öğrenirler. Ne yenir, ne giyilir, farklı durumlarda nasıl tepki verilir, bunlar tecrübe edinerek öğrenilir. Bu şekilde gelişmek ve düşünebilmek gibi bir makine de tıpkı bu tür insanlar gibi kendi öğrenebilir ve gelişebilir. Destekleyici veya ödüllendirici öğrenim. Basit bir deyişle, algoritmaları eğitmek için bir ödül ve ceza sistemi kullanan bir algoritma veya programlamadır. Buna basit bir örnek verebiliriz. Köpeğinize oturmayı öğretmek istediğinizi varsayalım. Köpeğinize oturmasını söyleyeceksiniz ve ilk başta köpeğiniz rastgele bir eylem yapacak. Eğer eylem istediğimiz şekilde değilse o zaman olumsuz bir ödül veriyoruz. Böylece bu eylemi daha az yapacak. İstenen eylemi aldığımızda ise köpeğe mama vesaire vererek olumlu bir ödül vereceğiz. Bu şekilde köpek bir şekilde öğrenmek için desteklenecek ve sonra kendi belirli bir karar verebilecek. İnsanlar ve hayvanların çoğu geçmiş deneyimlerinden bir şeyler öğrenir. Makine de gelişmek ve öğrenmek için önceki verileri kullandığında bu şekilde, yani destekli veya ödüllendirici öğrenim ile oluşturulur. Amerikan Boston Dynamics şirketinin robotları da ters hareketler ve atlama, sıçramayı destekleyici veya ödüllendirici öğrenim dediğimiz yöntem kullanılarak öğrenmişlerdir. Ayrıca
Amazon'un Alexa'sı da kullanıcılarıyla olan etkileşimleri simüle ederek konuşma akışını öğreniyor. İkincisi mantıkçılardır. Mantıkçılar akıl yürütme ve mantığı kullanırlar. Akıl yürütme ve mantıkta farklı kılan kompleks insan beyninin sahip olduğu bir özelliktir. Bazen mantık basittir ve geleneksel bir yaklaşımı takip eder. Ancak bazı şeyler için genellemeler işe yaramaz. Akıl yürütme, deneyimlere, gerçeklere ve kurallara dayanabilir. Makinaların iyi akıl edebilmesi için her şeyi bilmesi gerekiyor. Üçüncüsü vizyonerlerdir, yani öngörüşçüler. Vizyonerler öğrenme ve akıl yürütme gücünü birleştirirler. Düşünmek ve algılamak, karar vermek ve tahmin etmek için bir makineye güç verebilirler. Son olarak dördüncüsü de dil bilimcilerdir. Dil bilimciler bir makinenin insanlarla etkileşime girmesi için insanların yaptığı gibi konuşabilmelidir. Konuşma tanıma yazılımı metne sesler işler. Konuşma tanıma, yapay zekanın bu konuda başarılı olması için günümüzde büyük adımlar atmış ve kayda değer bir aşama kaydedilmiştir. What's the buttons? Oh no, they installed voice recognition technology in this lift. I heard about this. Voice recognition technology? In a lift? In Scotland? You ever tried voice recognition technology? No. They don't do Scottish accents. 11. Could you please repeat that? 11. 11. You need to try an American accent. 11. 11. That sounds Irish, not American. What, doesn't it? 11. Where in America is that? Dublin? I'm sorry. Could you please repeat that? İnsan olarak bizler daha az veriler ile daha büyük şeyler ve daha yararlı şeyler öğrenebiliyoruz. Makinelerin ise büyük, önemli ve yararlı şeyler öğrenebilmesi için bir sürü veriye ihtiyaç var. Fakat bu da gelecekte değişebilir. Örneğin Adidas, Avrupa'da hızlı fabrika adı altında üretim yeri açmayı planlıyor. Burası tamamen robotik üretim tesisi olacak. Bu şekilde üretim ve nakliye süresindeki gecikme hatalarının azaltılması hedefleniyor. Bununla birlikte tüm alanlarda artan robotik ve yapay zeka kullanımı, şirketlerin çalışan sayısını hızla azaltmaya başlayacağı anlamına geliyor. Yapılan araştırmalarda 2030 yılına kadar 20 milyondan fazla iş alanının yapay zeka ve robotiğin tekeli altına gireceği öngörülüyor. Yani kitlesel bir işsizlik olacağı aşikar. Peki, gelecek bize neler getirecek? Daha fazla rahatlık mı? Yoksa daha fazla endişe, korku ve iş bulma sorunu mu? Bu da başka bir videonun konusu.